Merhabalar herkese, hoş geldiniz kanalıma. Eğer bu videoyu beğeniyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bugün hep beraber renkli kalemlerin nasıl dağıldığını göreceğiz, nasıl birlikte kullanıldığını göreceğiz. Katman katman nasıl farklı renkleri kullanarak değişik tonlar elde edebildiğimizi göreceğiz. Kısacası renkli kalemlere bir giriş videomuz olacak bu. Hangi renkli kalemi kullanıyorum diye sorarsanız ben de Faber-Castell'in 36'lık Polychromos serisi var. Genellikle renkli kalemlerin mum bazlı ve yağ bazlı olmak üzere iki bazı oluyor ve bunlar yağ bazlı. Dolayısıyla siz de yağ bazlı çalışırsanız böylelikle aynı şeyi çalışmış oluruz. O anlamda iyi olabilir. Ama siz hangisini istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ben yine de açıklamalar kısmında bir link paylaşacağım sizinle, örnek olarak Türkiye'de bulabileceğiniz türden olsun diye. Ama tabii ki size kalmış. Defter olarak da pürüzsüz bir yüzey istediğimiz için ben Bristol'ün Smooth Surface'ını kullanıyorum, 300 serisinden. Siz de pürüzsüz bir yüzeyi bulabilirseniz çok çok daha iyi olur. Çünkü renkli kalemler en güzel sonuçları pürüzsüz olan dokuda veriyor kağıtta. Bir de şöyle bir şey var bende. Sizde de eğer inceltici varsa bir şekilde, ama tabii ki çok dikkatli kullanmak şartıyla bunu da kullanabiliyoruz. Bugün videoda size göstereceğim nasıl kullanıldığını. Eğer bunların hepsi hazırsa artık başlayabiliriz. Sizleri tekrar kanalımda görmek ne kadar güzel. Tekrar hoş geldiniz. Bugün renkli kalemlerle, kuru boyalarla daha doğrusu deneyler yapacağız ve göreceğiz bakalım nasıl kullanabiliyormuşuz onları. Faber-Castell'im burada ve bugün fark ettiyseniz eğer başta da gezegenler vesaire, güneş sistemimizi gördünüz. Neden? Çünkü öyle bir tema hazırladım. Bu videom ve bundan sonraki videom uzay temalı olacak. Neden? Çünkü bundan sonraki videomda portresini yapacağım kişi Mae Jemison. Astronot olarak uzaya uçan ilk kadın, siyahi kadın astronot. Peki bu gezegenlerimi neden seçtim? Çünkü ben kısacası bilim aşığıyım, uzay aşığıyım. Onlar olabilir. Hazırsanız başlayalım. Ama başlamadan önce aslında evet, çok önemli bir noktayı belirtmek istiyorum. Herhangi bir şekilde kuru boyalarla işe başlamadan önce bu renk skalasını ya da renk panosunu diyelim oluşturmanız gerekiyor. Neden? Çünkü bu şekilde kuru kalemlerinizin, kuru boyalarınızın nasıl o kağıtta göründüğünü görebiliyorsunuz. Bazen boyalara baktığınızda kağıt üzerindeki sonuçla aynı olmayabiliyor. Bu vellum paper'dı ama bugün çizeceğim kağıt türü smooth surface, yani kaygan ve yumuşak bir dokuya sahip. Bunu da hazırladıktan sonra aslında başlayabiliriz. Hep beraber şimdi gezegenlerimizi çizmeye başlayabiliriz. Birinci kural, kaleminizi gevşek tutmanız. Bastırmadan çizim yapın. Ne kadar arkadan tutarsanız kaleminizi aslında o kadar yumuşak renklendirme yapmış olursunuz. Keskin çizgilerden kaçınmaya çalışıyoruz mümkün olduğunca. Çünkü keskin çizgiler, aradaki o çizgiler bizim gerçekçi etkimizi ortadan kaldırıyor maalesef. Videoda da gördüğünüz gibi oldukça yumuşak hareketlerle kalemi arkadan tutarak renklendiriyorum. İkinci kural, ne kadar çok katman yaparsanız o kadar iyi. Kuru boya gerçekten sabır gerektiren bir boya. Üst üste boyadığınız her kat daha çok pigment sağlayacak ve bu da çiziminizi gerçekten güzelleştirecek. Üçüncü kural, boyaları birbirine yedirmeyi öğrenin. Kuru boyada birçok metot var bu tür renkleri birbirine yedirmenin ve dağıtmanın. Bununla ilgili ayrı bir video yapacağım zaten ama şu anda yaptığım için, bu video için yaptığım şey inceltici kullanmak. Açıklamalar kısmında hangi incelticiyi kullandığımı da görebilirsiniz. Yalnız çok uygulamamak gerekiyor incelticiyi. Bu sefer de çünkü taşabiliyor ve kağıdınız emememeyebiliyor. Dördüncü kural, koyudan açık tona doğru boyamak. Kuru boya kara kalem gibi değil. Daha doğrusu gölgeden aydınlığa doğru giderken kaleminizle daha az baskı yapıp
aynı etkiyi verebiliyorsunuz. Mesela şu anda çok koyudan açık tona doğru giderken çok baskıdan daha az baskı uygulayarak o etkiyi yarattım. Beşinci kural, ne kadar çok renk katarsanız o kadar iyi. Kuru boyada birçok rengi bir arada kullanmak, birbirine yedirmek gerekiyor. Böylelikle gerçekçi bir sonuç alabiliyoruz ancak. Mesela cilt yaparken ya da göz çizerken birçok rengi karıştırmak gerekiyor. Ama karıştırırken de bu şekilde. Çok bastırdığım yerlerin hiç de karışmadığını göreceksiniz ama az baskı uyguladığım yerlerin hemen çok güzel bir şekilde birbirlerinin içerisine yedirildiğini görüyorsunuz bu videodan da. Aynen bu şekilde yediriyoruz. Bakın o koyu yerler nasıl birbirine karışmadı. Şimdi diğer renkleri de ekleyeceğim. Göreceksiniz nasıl açık renkli yerler daha güzel bir şekilde birbirinin içine yedirilmiş olacak. Kural 6. Kağıdın dokusunu bozmayın. Çok baskı uygularsanız kağıdın dokusunu bozabilirsiniz ve düz parlak boyanmış yüzey üzerine bir kat boya daha sürmeniz çok zor oluyor gerçekten. Onun yerine videodaki gibi yumuşak hareketlerle ama birkaç defa aynı işlemi tekrarlayarak güzel sonuç alabiliyorsunuz. Bakın şimdi burada ben çok baskı uyguluyorum mesela. Aslında dokuyu çok zedeledim. Üzerine de şimdi turuncu rengimi uyguluyorum. Gene aynı baskıyla hiç de güzel karışmadılar. Gördüğünüz gibi berbat bir şey oldu. Birbirlerinin üzerine bindikleri nokta. Çok güzel bir sonuç alamadık. Üzerine bir de çok parlak bir yüzey oluştu şimdi. Bunun üzerine ikinci katı gittiğimiz zaman üzerindeki katı göremeyeceğiz bile. Ama onun yerine bu şekilde daha yumuşak darbelerle kalemi daha arkadan tutarak mesela bastırmak yerine üst üste sabırla birkaç tane daha katman uygulayarak aynı etkiyi yaratabiliyoruz. Gördüğünüz gibi size şeyi göstermeye çalışıyorum. Daha baskı uyguladığım yerden daha az baskı uyguladığım yere doğru hafifçe ilerliyorum. Bir yandan da öbür taraftan da turuncu rengi getiriyorum. Aynı şeyi onunla da yapacağım. Yine koyu renkten açık renge doğru. Koyu renk tarafını yine bastırmadan sadece hafif bir şekilde ama üst üste birçok katman koyarak yapıyorum. Yalnız kalemlerinizin açık olması çok önemli. Kalem tıraşınız yanınızda olsun. Sivri uç olması çok önemli. Çünkü sivri olmadığı zaman bu kağıdın iç dokusundaki çukur yerlere girmiyor ve böyle karıncalı bir görüntü oluşturuyor. Bakın ne güzel birbirinin içerisine yedirildi. Demek ki ne yapıyormuşuz? Çok da fazla bastırmamıza gerek yokmuş. Çok daha doğal bir görüntü elde etmiş olduk böyle. Yedinci kuralımız kuru boyayı genelde dairesel hareketlerle uygulamaya çalışmak. Bu arada kuru boyanın da bir güzel yanı bastırmadığınız sürece tabii zıt yönlerde de üst üste boyama yapabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Sekizinci kuralımız kuru boya çeşitlerini öğrenmek. Yağ ve bal mumu bazlı kuru boya olmak üzere iki çeşit var. Bal mumu portre çiziminde harikalar yaratırken yağ bazlı olan da ince detaylar vermekte gerçekten çok başarılı. Özellikle mesela hayvan portrelerinde ya da doğa çizimlerinde kesinlikle yağ bazlı daha iyi olabilir. Şimdi diğer gezegenlerimi de yapıyorum. Eğer Satürn'ü unuttunuz diyecekseniz, çünkü biliyorsunuz bu sıralamada bir de Satürn var. Onu yapmamamın tek nedeni diğer gezegenlerle hemen hemen aynı renge sahip olmasıydı. Ben farklı renkler göstermek istemiştim ama hemen orayı da unutmadığımızı belirtelim. Satürn'ümüzü oraya koyalım. Son kuralımız, dokuzuncu kural, her zaman geri gidip tekrar katman eklemek. Kat eklemek çok önemli. Ama ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Ben buraya inceltici sürdüğümü hatırlıyorsunuz. Onun kuruduğuna emin olmamız gerekiyor. Islak zemine kesinlikle kuru boya sürmüyoruz. Onun kuruduğuna emin olduktan sonra tekrar katlarımı koyuyorum. Şimdi göreceksiniz ki bu ekstra katları koyduktan sonra her şey çok daha güzel, çok daha gerçekçi, çok daha parlak görünecek. Thank you.
bu sanatımızı tabii ki çöpe atmıyoruz. Ben bu gezegenlerden yapabileceğiniz ufak bir el işi önereceğim şimdi size. Bunları kesiyoruz şimdi tek tek gezegenlerimizi ve güneşimizi. Eğer iki tane çubuğunuz varsa herhangi bir şekilde, bunlar chopstick de olabilir. Bunları birbirine bu şekilde artı şeklinde sıkıca bağlıyoruz kalın bir iple. Sonra elimize aldığımız dikiş ipi ve dikiş iğnesiyle başına bu gezegenlerimizin en başına batırıyoruz ve oradan iplerimizi çekiyoruz. Tabii ki bu gezegenlerin arkası boş kaldı. Dolayısıyla arkasına tekrar çizim yapabilirsiniz aynı renkten. Ya da diğer gezegenleri arkasına yapıştırabilirsiniz. Şu anda benim yaptığım gibi. Sonra onların etrafında böyle beyaz yerler kalıyor. Onları da kestim ki güzel görünsün diye. Şimdi bunlar hazır. Ben tek tek bu çubuğumuza tekrar bunları bağlıyorum. Ama farklı yüksekliklerde bağlıyorum ki güzel bir görüntü sergilensin sonunda. Bakalım nasıl görünecek. En sonunda biz de hep beraber göreceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi güzel bir fikir oldu. Hem de çocuğunuza odasına güzel bir dekorasyon olabilir. Umarım beğenmişsinizdir bu videomu. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.